Bu sabah maalesef güne acı bir haberle başladık. Kuzey Marmara otoyolunda Sakarya yakınlarında yaşanan zincirleme trafik kazası sonucu can kayıplarımız oldu. Çok sayıda yaralı olduğunu duyduk. Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine sabır diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kazanın sebebi yoğun sis. Evet, sis varsa, kar varsa, yağmur varsa maalesef kaza riski artıyor. Burada gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı araştırılıyor. Sakarya Valimiz Yaşar Karadeniz'in bir açıklaması var. Konuşulan konu şu. Sinyal sistemlerin olup olmadığı, çalışıp çalışmadığı, hiç olmadığı söyleniyor. Savcılık bir soruşturma başlattı. Bir bilir kişi heyeti olacak. Burada sürücülere de bir kusur e, verilecek. Karayollarına da verilecek. Eğer sinyalizasyon sisteminde bir sıkıntı varsa, sinyal sisteminde bir sıkıntı varsa gerçekten acı bir durum. Maalesef ki bu otoyolları yapan şirketler belli. Bu şirketler gerek sayıştayın, gerek yargının, Hukuki denetiminden azade ama biz burada önce acımızı yaşıyoruz ama gerçekten burada bir kusur varsa, sinyal sistemi yoksa, bu eksikse, bu çalışmamışsa burada gerçek suçlular cezalandırılmalıdır. Bunu e, bilmeliyiz. Yine Kahramanmaraş'ta bir trafik kazası oldu. Can kayıpları oldu. Yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet e, diliyoruz. Yaralılara acil şifa diliyoruz. Malatya'da bir deprem oldu. Yine sürekli deprem devam ediyor maalesef ki. Malatya'ya geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Dün askeri ücret belirlendi. Evet. Yüzde 49 artışla 17.002 lira oldu. Maalesef ki askeri ücret ee, tespit ve bu toplantılar biz isterdik ki bağımsız bir yerde olsun, eşit şartlarda olsun, özgürce konuşulsun ama toplantılar bile sarayda yapılıyor. Hiç kimsenin düşüncesi gerçek veriler göz önünde bulundurulmuyor. Enflasyon oranları aslında çok tartışmalı. ENA'ya göre yüzde yüzün üstünde. TÜİ'ye göre işte 49 civarında olduğu söyleniyor, sürekli değişiyor. Ama gerçek bir şey varsa enflasyon yüzde yüzün üstünde. Ve bir kez zam yapılacak. Üzülerek söylüyorum ki bugün 17 bin lirayla bu ülkede insanlar sadece yaklaşık bir aylık kirasını verebiliyor. İki askeri ücret olsa da yoksulluk sınırının altında insanlar. Yani bir yıl içerisinde hiç zam yapılmayacağını düşünürsek gerçekten Türkiye'yi bir felaket bekliyor. Türkiye'de çalışanların yüzde kırkı asgari ücret alıyor. Milyonlarca insan. Çay simidi hesabı yapabiliriz. Birçok hesap yapabiliriz. Nereden bakarsak bakalım. Bu parayla bir işçinin bir ailenin geçinilmesi imkansız. Bu zam Şubat ayında yürürlüğe girecek. Ama işte otoyol köprü, harçlar, vergiler bir Ocak'tan sonra girecek. Kaç? Yüzde elli buçuk. Yani bu bile adaletsizliği ortaya koyuyor. Maalesef ki ülkemizde 40, Fransa'da yüzde 11, Hollanda'da, Almanya'da yüzde 6, İspanya, Belçika'da yüzde 1 vatandaş asgari ücretle çalışıyor. Türkiye'de yüzde 40. Şimdi bakıyoruz 2024 1 Ocak'tan itibaren en düşük kamu işçisi 33 bin lira alacak. En düşük memur maaşı 33 bin lira olacak ama yaklaşık olarak bunun yarısını çalışanların yüzde 40 olan emekçiye veriyoruz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu artık katlanılacak bir şey değil. Dün meclis de söyledik. Altı gün meclis çalıştı. Çalışan emekliye beş bin lira vermek için çalıştı. Artık bu iktidarın para kavramından bir parça farkında olması ve insanları kendini yerine koyması gerekiyor. Türkiye'de bir yoksulluk, bir yoksulluk, bir felaket ortada. Göreceksiniz ki daha bahar, bahar aylarında Nisan'da Mayıs'ta bu maaşın eridiğini iğneden ipliğe, ekmekten, etten, akaryakıttan, doğalgazdan, kiradan her şeye zam geleceğini göreceksiniz. Ama pek de umurlarını değil. Dün yine Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararında açık seçik, daha hukuk fakültesinde birinci sınıfta anayasa dersi alan bir öğrencinin bile anlayacağı şekilde dosyayı 13 Ağır Ceza Mahkemesi'ne gösterdi ve ne yapması gerektiğini söyledi. Bakın 13 Ağır Ceza Mahkemesi anayasa 153'e göre anayasa mahkemesine ve anayasa mahkemesi kararlarına uyulması zorunluluğu olmasına rağmen yine dosyayı yargıtaya yolladı. Düşünün Türkiye'de bir yerel mahkeme yasamaya, yargıya aslında bir anlamda da yürütmeye darbe yapıyor. Anayasa Mahkemesi kararını tanımam diyor. Eğer Yargıtay da denetim görevini yapıp bu kararı vermezse Can Atalay yine cezaevinde olacak. Utanç verici bir durumdur bakın. HSK'ya sesleniyorum. Anayasal bir darbe girişiminde bulunan, meclis iradesini içe sayan, meclise darbe yapan bu mahkemenin üyelerine derhal gereğini yapın. Türkiye, anayasası uygulanmayan bir ülke olarak dünyaya rezil oluyor. Hatay halkının seçmiş olduğu bir milletvekili cezaevinde ve mahkeme anayasaya kafa tutarak buna direniyor. 85 milyona sesleniyorum. Hiçbiriniz hukuksuz 13 Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını dinlemeyin. Hepiniz eyleminizi ortaya koyun. Eğer bir kez seçilen milletvekili anayasaya rağmen cezaevine atılırsa Türkiye bambaşka bir yere gider. Türkiye'nin hukuku 80 darbesinin hukukundan çok geride. Kötü de olsa bir anayasa vardı, anayasa kavramı vardı. Şimdi Türkiye'de artık anayasa kavramı yok. O heyetten utanıyorum bir hukukçu olarak. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak o heyeti istifaya, o heyet hakkında HSK'yı, savcıları işlem yapmaya davet ediyorum. Türkiye bunu hak etmiyor. Bir kez daha söylüyorum, Can Atalay'ın yeri burası. Bunu anayasa emrediyor, ediyor, anayasa mahkemesi kararı söylüyor. Diğer bir felaket. Can Atalay orada cezaevinde. Faruk Koca, 85 milyonun önünde gencecik bir hakeme yumruk atan, hastanelik eden Ankara Gücü Spor Kulübü Başkanı. Ki bir kez daha söylüyorum Ankara Gücü Camiası'nı ve spor kulübünü Rize Spor'u bir kenara bırakıyorum. Başkanlar camiaları bağlamaz. Hakemi dövüyor, hastanelik ediyor, arkadaşlarıyla tutuklanıyor. O da bizlerin baskısıyla, meclis konuşmalarıyla sağlanıyor. Arkadaşları cezaevinde Faruk Koca tahliye oluyor. Neden? asıl eylemi yumru atan o. Yanındaki insanlar var. Yanındaki insanlar tutuklu Faruk Koca tahliye oluyor. Neden? Çünkü AKP'nin iki, iki dönem milletvekili. Çünkü AKP'nin kurucusu. Çünkü AKP'liysen suç işleme özgürlüğün var. Değilsen milletvekili olsan bile dokunulmazdın bir kenarda. Soruyorum saraya. Soruyorum Adalet Bakanı'na. Niye tahliye ettiniz bunu? İlk duruşmaya çıkmasını bile niye beklemediniz? Şunu söyleyeyim. Bu utanç verici karar o yumruktan daha acı. Bu utanç verici karar o yumruktan çok daha acı arkadaşlar. Ve beş kişi düşünün. Asıl eylemi yapan yumruğu vuran başkanı, AKP eski milletvekili, dördü talih suçtu. Dördü cezaevinde ona özgürlük. Işte AKP'nin yaratmış olduğu adalet hukuk sistemi, yargı sistemi budur. Rütük yine kanallara ceza yağdırdı. Halk TV'yi yüzde üç ceza geldi. Şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de aramızda da arkadaşlarımız olabilir ama bazı kanallar siyasetçilerin, sanatçıların, toplumun bir bölümünün ayrıştırarak inanılmaz suç işliyor ve yayınlar yapıyor. İftiralar atıyor, ülkeyi bölüyor. Ama onlar tek bir ceza almıyor. Ben Rütü'ye buradan soruyorum. Lütfen çıkın. Türkiye'deki yayın yapan kanalların listesini açıklayın. Halk TV, KRT, Sözcü TV, Fox, Tele 1 kaç ceza aldı? Akit TV, Net TV, T24 pardon ne 24'tü ee, yine meşhur kanallarından. Ee, Kanal 7, Gökçek Ailesi'nin kanalı o neydi? Beyaz TV bunlar ne ceza aldı? Ve bir de şunu açıklasınlar. Bunların yaptığı yayınlara bakalım. Halk TV'nin yaptığı yayınlara bakalım. Kim insanına küfrediyor? Kim insanına iftira atıyor? Ve kim ne ceza alıyor? Yargı düşünen, tartışan insanlara ayar veriyor. Rütük de bunları konuşup haber yapan televizyon kanallarına ayar veriyor. Bu, bu kabul edilemez. Son olarak, Türkiye dedik baronların, mafyaların terör örgütlerinin yuvası haline gelmiş. Bugün Sırp, Afgan, Arnavut, Hollandalı birçok mafya babası yakalandı. En son Erik Schöder Alman organize suç örgütü elebaşısı Türkiye'de yakalandı. Niye bunlar Türkiye'de? Nasıl giriyor? Türkiye'de ne yapıyor? Açıklanmalı. Bakın uyuşturucu, mafya, silah, bu işleri kaçakçılığı yapan insanlar İstanbul'un, Ankara'nın lüks semtlerinde adamlarıyla bir sürü işe karışıyor. Beni üzen, endişe eden neden bu ülkeye giriyorlar? Çatışıyorlar, birbirlerini öldürüyorlar. insanları öldürüyorlar. En sonunda Alman mahve liderinin burada olduğunu gördük. Güvenli bir Türkiye diyorlar. Yerli bir milli olmaktan bahsediyorlar. Ama görüyorum ki Türkiye'nin sınır güvenliği kalmamış. Söyleyeceklerim bu kadar. Son olarak sizlerin yeni yılını kutluyorum. Zor bir yıl geçirdik. Umarım yeni yılda siz basın mensuplarının daha özgür yayın yaptığı bir yıl olur 2024. Yargılanmazsınız. Hiç kimse tarafından tehdit almazsınız. Bizi de, AKP'yi de, herkesi de özgürce eleştirebilirsiniz. İhtiyacımız olan bu. Sizlere, ülkeme, yurttaşlarıma, Can Atalay'a, Gençlere 2024'te özgür ve mutlu bir yıl diliyorum. Teşekkür ediyorum. Soru. Bu da güzel. Peki. Evet. Evet. tabii. Şunu söyleyeyim Kılıçdaroğlu yerel yönetimlere yönelik federal anlamda bir özellikten bahsetmedi. Konuşmanın bütününü çok iyi hatırlıyorum ve bu eleştiriler geldikten sonra o konuşmanın tamamına baktım. Şimdi 21 Anayasası farkındaysanız yerinden yönetim, yerel yönetimlere yetkiler veren bir anayasaydı. Aslında oradan gelerek hep 21 Anayasası ee, dikkat alınmıştır. Gerek bütçe olarak, gerek denetim olarak, gerek etki olarak, gerek e, hukuki güvenli olarak yerel yönetimlerin güçlü olması farklı ama Güneydoğu'nun, Akdeniz'in, Ege'nin federal bir yapı olarak tartışılması çok farklı. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını, misaki milli sınırlarını sonuna kadar savunuyoruz. Çünkü bu partinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu sınırları çizmiş. Orada güçlü yerel yönetimler. Ve ee, bu yöre yönetimlerin kendi karar alma merci, kendi bütçeleri açısından korunması ama özellik asla. Kast edilen o değildi. Bunu ben bir kez daha ülkeme söyleyeyim. Ee, anayasanın ilk dört maddesini asla tartışmayı ve tartışılma ihtimalini konuşmadık bugüne kadar. Onu söyleyeyim. Yok. Bakın bu videolara da bakarsanız anayasanın ilk dört maddesini tartışalım demiyor. Asla. Asla. Maalesef ki eee Türkiye'de şu var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Unutmuşken söyleyeyim. Çok özür diliyorum. Eee i̇yi ki bu soruyu sordunuz. Türkiye'de algılar gerçeklerin önünde. Aslında bunu herkes yapıyor. Sizinle mesela burada 20 dakikada konuşuyorum. 3 cümleyi alıyor. üç cümle üzerinde 85 milyon üzerine bir algı yapılıyor. Hayır. O konuşmanın tamamına bakın. Bakın. Mesela belediyelerin güçlü yerinden yerel yönetimlerin güçlendirilmesi konusunda söylediklerinin özellikle ve federal yapıyla hiçbir alakası yok. Bunu herkese yapılıyor. Mesela yeni bir olay. Bunu mutlaka söylemem lazımdı Çok şikayet geldi gergerli oldu. KHK'larla ilgili bir kanun teklifinde bulundu haksızlıkları ile ilgili. Yargıda beraat etmiş, kesinleşmiş KHK'ların durumu ile ilgili. Sonra bir tweet attı. Cumhuriyet Halk Partisi verdi dedi. Ben bir düşündüm. İşsizlik 37'ye göre geldi. Elektronik oylama olmadı. Açık oylama oldu. Ah, oh, herkes Türkiye bizi arıyor. Aslında meclisteki İnternet sitesine baksalar oylamanın nasıl olduğu görülecek. Ama bir Türkiye üzüldü. Bak bunu de bir milletvekili yapıyor mesela. Doğru değil. Eğer tamamen e, AK Parti'nin zıt düşüncesine bağ, bağlı birileri yapıyorsa da yanlış. Ama ben e, konuşmayı ben yaptım. Hüdapar'la ilgili, Hüdapar'ın Hizbullah'la ilgili söyledikleri. Hidapar'ın e, Kürdistan bölgesi kelimesini kullanarak mitiklerde yaptığı konuşmalar, seçimden önceki e, Mersin meydanında de söyledim, bizi rahatsız ettiğini söyledim. Yoksa benim kişilerle isim olarak işim yok. Yani bakılırsa çok net MHP ve AKP'yi rahatsız edecek. Bugün savundukları düşüncelere tamamen ters açıklamalar var. Şimdi suçsuz insanları lanetleştiriyorsunuz, hedef gösteriyorsunuz. Yapmayalım arkadaşlar, bakın bugün bir şehit cenazesinde suçsuz günahsız algıdan dolayı bir milletvekili öldürülürse bunun altında herkes kalır. Herkes kalır. O yüzden ee, bu algıları yapmayalım, Eleştirimizde vicdanlı olun. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Onu da eleştirdim. Eleştirdim. Onu da eleştirdim. Onu söyleyeyim. Bakın her türlü eleştiri evet. Ama şiddete ve insanları kışkırtmaya, insanları topluca birilerinin üzerine e, yürütmeye hayır. Hiç kimsenin kılına zarar gelmesini istemem. Onların da asla bunun karşısında olurum. Ben mecliste medeni bir şekilde tartıştım. Birçok eleştiri yaptılar haksız. Ona bakın dedim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Şöyle. Ben rahatsız oldum ve rahatsızlığımı bütçenin son 10 dakikasındaki konuşmamda bildirdim. Ee, Üdapar'ın şöyle söyleyeyim. Bütçede 14-15 günlük bir maraton yaşadık. Finalde o 15 günün finalinde o bütçeyi savunacak 10 dakika bir milletvekili çıkar iktidar kanadından. Aleyhte de eleştirecek bir milletvekili çıkar. Aleyhte ben konuştum. Lehte de bu bütçeyi savunmak için Hüdapar Genel Başkanı çıktı. Ben dedim ki 300 tane milletvekili içerisinde yerli ve millilikten bahsediyorsunuz. Sınır güvenliğimizden bahsediyorsunuz. Şehitlerimizden bahsediyorsunuz. Gaffar Okan bugün bizim içimizi yakan şehidimiz. Ve faili belli Hizbullah. Hizbullah terör örgütü değildir diyen birisinden rahatsız olmuyor musunuz? federal yapı tartışılmalıdır diyor. Rahatsız olmuyor musunuz dedim. Türkiye'de ne mutlu Türk'üm diyene sözü kullanılmamalıdır diyen birinden rahatsız olmuyor musunuz dedim. Bizi dinleme tenezzülünü göstermeyen Devlet Bahçeli biz konuşurken çıkıp Hüdapar Genel Başkanı ve AK Partiler gelip konuşurken içeri girip onu dinlerken yüzü kızarmıyor mu dedim. Aynı noktadayım. Biz rahatsızız zaten. Rahatsız olduğum için söyledik ama onlar niye rahatsız olmuyor? Teşekkür ediyorum.